Bir marangoz. Mükemmel olur değil mi Fikret? Hallolur tabii babacığım ama biraz masraf isteyecek. İstesin. Kendi evimiz değil mi? Canımızın istediğini yaparız. Emekli ikramiyesinden bir miktar çekerim yarın. Hemen girişiriz işe. Ha? Elektrikler yanmıyor. Sigorta kapalıdır. Sular da akmıyor baba. Vanadan açarım ben şimdi. Ağlama Aliye. Vallahi kızacağım ama. Şevket gelmeden yerleşiriz diyordum. Bu ev bir haftadan önce düzelmez ki. Düzelir hayatım, düzelir. Oğulcuğun da haftaya mis gibi bir eve gelir. Ha? Ev derlenip toplanana kadar eşyaları açmayalım bari. Olur. Ama akşam soframı tam isterim. Merak etme babacığım. Alışveriş yapmak lazım. Ben Ayşe'yi alıp gideyim çarşıya. Hem ayak altından da çekilmiş olursun. Hayırlı uğurlu olsun komşu. Hoş geldiniz. Anneme bu sıcak merhaba o kadar iyi gelmişti ki hiç tanımadığı bu kadının omzunda neredeyse ağlayacaktı. Nehir Hanım ve kızı Sedef karşımızdaki evde oturuyorlardı. Hemen kaynaştık. Mesafeyi, protokolü seven babam bile onları kabulleniverdi. Kusura bakmayın, halimiz perişan. Ah, hiç üzülme kardeşim. Hepimiz bir ucundan tutarız. Her şey hallolur, merak etme sen. Sağ olun. Sanki bu lafı bekliyormuşuz gibi yorgunluğumuzu unuttuk, hafifledik. Kiracının ödemediği su, elektrik faturaları bile önemini kaybetti. Nehir Hanım eşini genç yaşta kaybetmiş. Sonra hiç evlenmemiş. Kızını terzilik yaparak okutup büyütmüş. Bir başına. Bir başıma tabii. Ne yapacaktım? Herkesin evinde kendine göre çorba kaynıyor. Aha. Allah kimselere muhtaç etmesin. Amin. Vallahi bravo. Ne yapacaksın hayatım? Annem haline bir kez daha şükretti. Bu sevecen, güçlü, prensipli kadına hepimiz saygı duyduk. Babacığım. Hayır. Buralarda dükkan falan yoktu ki. Hep bağdı. Ta denize kadar. Bu kim? Şevket abim. Hadi ya. Abiniz de mi var? Evet. Çok yakışıklı. Artist gibi. Evli mi? Hayır. Askerde. Ama bitiyor askerliği. Haftaya burada olur. Ya. O günden itibaren Sedef başka türlü parıldamaya başladı. Evimizde yediğimiz ilk akşam yemeği. Ne kadar keyifliydik. Nasıl mutluyduk. Bu yatakta ben yatacağım. Aa, ben daha ilk geldiğimde söyledim. Tamam, kura çekelim o zaman. Bakalım ne rüya göreceksin? Leyla ablam evleneceğin adamı görsün dedi. Çok biliyormuş o. Hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Thank you.
Trabzon. Çok uzaklarda kaldı. Bunca işin altından nasıl kalkacağım diye düşünüyorsun değil mi? Bu ev. Bu evin kokusuyla hatırlıyorum çocukluğumu. Bu oda annemlerindi. Karşıdaki odada ben yatardım. Şimdi perperişan gördüğüm o bahçe var ya. Gül kokardı. Annem gül kokardı. Yine kokar. Sen cennete çevirirsin o bahçeyi. Benim saçıma da güller takarsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Keşke sadece istemek yeterli olsaydı. Ne oldu abla? Bilmem. Kalkma sen. Geldim. Hayırdır inşallah. Kim bu münasebetsiz bu saatte? Fikret, sen dur kızım, ben bakarım. Uyuyoruz efendim. Bu saatte kapı çalınır mı böyle? Allah Allah. Uyanın diye çalıyoruz biz de. Oğlum. Şevki. Oğlum. Babacığım. Şevki. Hoş geldin. Şevki. Hoş geldin. Oğlum. Yok. 59. Piyade Alayı Teğmen Şevket Tekin, İstanbul, emret komutanım. Annem. Biz seni 10 gün sonra bekliyorduk oğlum. İzin kullanmadığım için erken terhis oldum.